Merhabalar efendim, Farklı Bakış'tan hayırlı akşamlar diliyorum. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bütün izleyicilerimize en kalbi muhabbetlerimizle selamlayarak Farklı Bakış'a da bu hafta başlayalım. Ee, İslam medeniyeti aslında bir vakıf medeniyeti bir yönüyle ve biz bugün e, bir vakıf medeniyeti olması yönüyle İslam medeniyetini, İslam medeniyetindeki vakıf kültürünü, vakıf hizmetlerini konuşacağız. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan çok değerli iki konuğumuz var. Ben hemen onları sizlere takdim edip ardından da vakıfla ilgili bu güzel sohbeti başlatmak istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Şeker hocamız, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür programımıza. ederim. E, ve Doktor Nazif Öztürk hocamız, Kültür Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı. Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, şimdi İslam medeniyetinde... E, sosyal yardımlaşma çok büyük bir önemi haiz. Mehmet Hocam ilk olarak size bu soru, soruyu yönelterek başlamış olayım. Şimdi vakıf geleneğini konuşacağız ama vakıf geleneğinin yaslandığı, İslam medeniyetinde yaslandığı alan itibariyle önce İslam'ın sosyal yardımlaşma bağlamındaki öngördüğü zekat, sadaka, hayır başlıklarını belki kısaca böyle bir açarak başlamak yerinde olabilir. İslam'ın bu manada sosyal yardımlaşmaya ve sosyal yardımlaşma kurumlarına atfettiği önem nedir diye başlasam neler söylemek istersiniz? Tabii İslam insana gelmiştir, İnsana vahy olan bir dindir. O bakımdan e, İslam'ın getirdiği bütün müesseseler e, neredeyse insanın sosyal e, alanda e, rahat bir hayat yaşamasını sağlar. E, bu bakımdan. E, e, İslam'ın emirlerine baktığımız zaman farz olanları veya sünnet olanları vacip olanları vardır. Bunlardan farz ve vacip olanlardan başta hepsini el aldığımızda zekat, infak kurumunu başta ortaya koyar. Kur'an ayetlerinde veya Hazreti Peygamber'in hadislerinde yardımı insanlarla ilişkilerde e, toplumda muhtaç olanların mutlaka muhtaç olma durumundan kurtarılması gerektiğini ele alır. O bakımdan e, hem ayetler, zekat ayetlerine baktığımızda zekattan faydalanacak ilk sınıfın e, fakir olanlar olduğunu ve fakirleri e, fakirlikten kurtarıp kendine yetecek hale gelinceye kadar desteklemek gerektiği vurgulanır. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de bu o, işaret edilmiştir. E, sadaka zaten e, sadaka kelimesi e, bir hadiste, Peygamberimizin bir hadisinde e, bu o, şeye benzetilir. E, mafsallara benzetilir. Evet. kavrı ellerdeki mafsallara benzetilir. Bu mafsallar nasıl olmadan e, eller parmaklar oynamazsa işte insanlar arasında da e, diğer insanlara el uzatılmazsa, varlıklı olan insanlar, e, muhtaç olanlara ellerini uzatmazlarsa toplumda e, birlik, bütünlük olmaz ve dayanışma olmaz. Evet. Için to toplum hareketsiz de. bir organizmaya dönüşebilir. Evet. Onun için e, hareketsiz, robotlaşır o zaman. Robotlaşır, evet. Robotlaşmaması için... E, zaten vakfın tarifinde de o var. Evet. Ee, kulların yararına olan e, kurumlar e, vakıftır. Eyvallah hocam. Ve tabii belki Vakıf kavramı üzerinde biraz sonra... Birazdan bir daha detaylı yapacağım. konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Ee, vakıfla ilgili o zaman ben Nazif hocama döneyim. Hocam şöyle efradını, cami ayarını mani bir vakıf tarifi yapmak mümkün müdür bilmiyorum. Çünkü çok çeşitli tarifler de var ama vakıf nedir desem en azından Nazif Öztürk'ün hocamızın vakıf tanımı nedir? Beytülmal ihtiyaç sahibi olan insanların asgari seviyeden geçineceği kadar onlara bir hak tanıyor. Bu ilk düzel kişiliktir. Beytülmal ilk manevi mali bakımından düzel kişiliktir. Yani İslam'ın ilk mali düzel kişiliği, kişiliği beytülmal'dir. beytülmal'dir. İkinci düzel kişilik vakıftır. Vakıf bu asgari seviyede hak sahibi olan insanların yaşama standardını yükseltecek şekilde tedbirler almaktadır. Refah payını yükseltmektedir. O bakımdan birbirleriyle at başı devam eder. Birbirlerini tamamlayan bir şekildedir. Vakıfların tabii pek çok dediğiniz gibi tarifleri var ama e, Ömer Hilmi Efendi İtaf-ül Ahlafi ahkam Efkaf attığı kitabında menafi ibadullah'a ait olmak üzere Allah'ın mülkü hükmünde bir aynı ...temlik ve temellükten memnu ve mahpus kılmaktır hocam diye tarif <laughs> Bir tercüme <laughs> biraz bir şerh eder de, misiniz? Yani Mehmet Şeker hocam da biraz önce söyledi. E, toplumun yararına olacak. Yani Hı -hı. bakın menafi ibadullah'a ait olacak. Yani insanlara topluma faydalı bir şekilde bir hizmet üretecek. Hı -hı. Yani heba en mensura bir fayda Ol, değil, iyi insanlara tabii. mutlaka fayda insana ve topluma, topluma yararlı bir şekilde faaliyet gösterecek. Evet hocam. İkincisi bir malik lazım. Bu malik kişinin mülkiyetinden vakıf edilen mal çıktığına göre kimin mülkiyetinde olacak? Allah'ın mülkü hükmünde. Allah'a ait. Zaten mülk Allah'a ait. Ama bunu tekraren Allah'ın mülkü hükmünde olacak yani şahsi mal olarak görünmesinden çıkarıp yeniden Allah'ın yeniden Allah'ın mülkü hükmünde evet. bir amaca tahsis ediyor. Evet. Bu amaçta alınmamak, daha la yuha bu ve la daha fazla evet. he, Arapçaya kaçmak istemedim. Alınmamak, satılmamak, miras edilmemek, hibe edilmemek, bağışlanmamak üzere evet. bir amaca tahsis edilmesidir. Ve Allah'ın hoşnutluğunu ve yakınlığının sağlanması e, gerekir. Onu amaçlaması lazım. Bütün bunlar bir araya geldiği takdirde ancak e, bir vakıf tesis edilmiş olur. Bu vakfı Ali Haydar Efendi tertibi sunu fi ahkamul vukuf adlı kitabında Ömer Hilmi Efendi'nin tarifine ilaveten tebid kelimesini ebedi olarak yani e, sonsuz devlet ebed müddet ila nihaye İlâ nihaye efendim hizmet verecek şekilde olması gerekir diye tarif ediyor. Biz tabi ebedilik Allah'a mahsustur. O bakımdan iki kavram üzerinde duruyoruz. Vakıfta süreklilik kavramı var. Süreklilik ve hukuki statü ve sağlamlık var. Hı hı. Yani sadakadan vakfı ayıran e, mesele de Budur. bu. Bir de tabii Modern şekilde bir tarif de yapmak mümkün. Buyurun. Belki bu tarif benim tarifim olabilir diye düşünüyorum. Yani evrensel bir medeniyet projesinin merkezinde yer alan. Yani bu cümleleri ayrı ayrı bir iki diye de koymak lazım. Hı hı. Evrensel bir medeniyet projesinin merkezinde yer alan. Evet. Erdemli insanların yapabileceği. Erdemli insanlar. Erdemli insanların. Rastgele insanlar bunu yapamaz yani. Erdemli insanların yapabileceği insani boyutu çok yüksek. Çağlar boyunca öneminden hiç e, taviz vermeyen ve eksilmeyen bir öneme sahip olan sivil demokratik sosyal bir hizmet kuruluşudur. Bakın. diye tarif etmek, modern anlamda bir tarif etmek Eyvallah. böyle mümkün olabilir. Bu demokratik kelimesini başka bir alternatif olmadığı için kullanıyorum. Olan Yoksa en ideal olan iş demokratidir e, demek Manası istemiyorum. Değil. O manada demek istemiyorum. Açtığımız zaman bunun boyutları Eyvallah. Böyle kat kat ileriye doğru katmanlı bir şekilde. Katmanlı bir şekilde devam eder. Buyur. Ee, çok burada, teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. hocam. Buyurun. Ee, vakıf yapacak olanlar varlıklı insanlardır. Yani erdemliliğin yanında elbette yani, e, varlıklı insan aynı zamanda topluma yararlı olmak isteyen bir insandır. Ya yani şöyle mi hocam o zaman e, fukara vakıf yapamaz mı? Yapacak bir şey mi olmaz o manada? Olmaz tabi. Olmadığı için ondan ondan beklenmez. Evet. Eğer, ha ondan beklenmez. Ondan beklenmez tabi. Hı -hı. Toplum ondan e, böyle bir varlıklı insanlardan beklenir. Evet. E, bu bakımdan vakıf ve infak e, hem İslam e, bakışıyla hem de toplumun bakışıyla e, Hı -hı. bu manada önem alır. İnfak e, fakirden de beklenir çünkü peygamber efendimizin bir ile bile olsa kendinizi cehennemden koruyun diye bir hadisi var. Eyvallah. E, i̇nfak bu manada. Ebesüm. Tebessüm. Tebessüm. Merhaba tebessüm. Evet. Hiçbir şey yoksa, yoksa tebessüm, tebessüm bir, bir sadakadır. Bir selam Anladım. vermek evet. mesela. İnfak bütün sadakadır. Müslümanlardan beklenir ama vakıf varlıklı insanlardan beklenir daha evet. çok. Evet. Ya şimdi, herhalde bir şey söyleyecek. Buyurun e, hocam. Hem erdem sahibi olacak Hı -hı. hem varlık sahibi olacak. Tabii. Yani, yani mülkiyet hakkı olacak paylaşma kültürünün idrakına sahip olacak. Yani açtığımız zaman yani birdenbire dalmak istemiyorum ama onlara sahip olacak. Ancak o takdirde büyük hizmetler yapabilen müesseseler Kurularmış. manasında vakıflar kurulabilir. En yoksul da fakir de vakıf yapabilir. Bir zeytinini vakfeden bir efendim köy kenarındaki bir misafirhanenin giderini karşılamak üzere evet. vakıf yapan bir kuyu kazdıran insanlar da var. O bir maneviyet, bir efendim incelik meselesidir. Ama esas toplumsal hizmeti sağlayacak, devlete katkı ve destek verecek Beytül mal'in biraz önce söyledim, refah payını artıracak şekilde düşündüğümüz zaman hem paylaşma kültürüne sahip olacak ki bunun en yüksek düzeyi erdemdir. Hem de malı ve mülkü olacak. Eyvallah hocam teşekkür olsun. ediyorum. Ee, peki Mehmet hocam şimdi e, hadis-i şeriflerde sadaka icariye olarak nitelenen bir e, kısım var. Ve vakıfların e, özendirilmesinde, kurumsallaşmasında, kurulmasında sadaka icariye e, hadisinin, sadaka icariye ile ilgili ifade edilenlerin e, katkısı ne olmuştur? Vakım, vakıf kurumlarının temelinde e, bu hadis ve bu özendirme mi vardır Şimdi e, e, tabii ki ayetler ve hadisler teşvik eder. Teşvik eder. Hı hı. Zaten e, Kur'an-ı Kerim'de vakıfla ilgili ayet var mıdır diye sorarsanız yoktur der. Evet. D Ama dedi, bu yani, soru bir kere baştan yanlış olur. Yani şu Kur'an'da var mıdır, bu Kur'an'da var doğrudan, mıdır diye sorulmaz. Doğrudan e, böyle bir soru gelince yoktur deriz. Ama vakfı teşvik eden, vakıf benzeri, e, uygulamaları e, teşvik eden ayetler var hı hı. hadisler de var aynı şekilde bunun için e, vahfiyelere baktığımızda daha çok sizin işaret ettiğiniz o hadis e, yer alır hı hı. çok meşhur bir hadis. meşhur bir hadis, biliyorsunuz. Evet. E, peygamberimiz buyuruyor bir kişinin amel defteri kapanır öldüğü zaman Evet öldüğünde ancak üç şeyde kapanmaz bir, sadakayı cariye de kapanmaz. İki, ilmi olan insanın yazdığı eserlerden dolayı, yetiştirdiği öğrencilerden dolayı e, kapanmaz. Üç, salih evlat yetiştirince kapanmaz. Evet. Bunlardan ilki sadakayı cariye. Genellikle hadis e, tefsircileri, hadis yorumcuları bunu vakıf olarak e, tarif etmişler veya vakıf olarak tefsir etmişler, yorumlamışlardır. Tabi e, burada e, sadaka cari cariyeden maksat e, Nazif Bey'in ifade ettiği gibi e, ebedilik, süreklilik olan bir e, sadaka olmalıdır bu. Hı hı. E, yani bu sadaka işte bir defaya mahsus verilen bir sadaka değildir. Veya e, fakire, muhtaca bir defa verdiğinde eee e, iş bitecek bir sadaka değil. Ama e, yaptığı zaman devamlılık kazanan belki örneklerini verdiğimizde bunun daha, daha da açık açık olarak e, ifadesi ifade bulacak. ifadesi ifadesini bulacak. Eyvallah. Ee, hocam vakıfların dini ve hukuki manada dayanakları neler olmuştur İslam tarihinde? Yani vakıf kelimesi İslamın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de kelime olarak geçmiyor, ama vakıfların amacını ifade eden zekattan başlamak Tabii üzere ki. resmi vergiden başlamak üzere taavünden, ihsandan, sadakadan. E, sadakadan, iyilik yapmaktan, efendim insanlara destek olmaktan, paylaşmaktan uzun uzun bahseden ayetler var. Yani konu olarak Kur'an-ı Kerim'in içerisinde vakıfın amaçları ve yaptıkları hizmetler var ama kelime olarak orada görmüyoruz. Hadiste bu vakıf kelimesinin karşılığında sadakayı cariye olarak görüyoruz. Biraz önce işte söylenen o üç insan öldüğü zaman amel defteri kapanır şu üç kişiye olaya sahip olanlar hariç dediğimiz temel bir hadisi şerif hemen hemen bütün vakfiyelerde bu hadis ve bazen bazı ayetlerde orada geçiyor. Lentenel bir hatta tunfikum ma tuhibun ayeti işte bu en er, temel ayetler. En, en temel evet. ayetlerden. Hem de sevdiğiniz iyi şeyler olacak. Onu vermedikçe siz erdeme ulaşamazsınız. Bizim müfessirler bunu iyilik olarak alıyorlar. Bir kelimesini. Halbuki Muhammed esat filan onu erdem olarak alıyor. Daha kapsamlı. Gerçekten erdem sahibi olamazsınız ee, anlamı çıkıyor. Ee, meseleye buradan baktığımız zaman dini hükmü nedir? Yani hadiste dini, evet. dini hükmü nedir? ...konusunu soracağımız zaman... ...Elmalı Hamdi yazır, merhum. Allah rahmet etsin. Amin. Onun hep e, müfessirliği filan... ...felsefeciliği... E, ön, plana ...ön plana çıkar. Halbuki onun vakıflar konusundaki... ...ifadeleri... E, ...hele hele... E, Funun Üniversitesi, Mülkiye Mektebi... ...ikinci sınıfında okuttuğu ders takrirlerinin... ...girişinde bir 19 sayfalık... ...bir metin var. Sebuli Reşat'ta ölüm eee seneyi devriyesi dolayısıyla yazılan bir yazı da diyor ki Hamdi Hoca'nın ne kadar büyük bir alim olduğu, ilmi bu kofiyetini göstermesi bakımından bu Ahkamul Efkaf taş basmaların başındaki bu yazı onu gösterir diyor. Hı -hı. O Irşadül Ahlaf fi Ahkamul Efkaf diye yarım kalmış bir kitabı var. Sonradan tabii biz de bunları bulabildik ettik falan onu neşrettim ben onun Hı -hı. dediği şekilde orada e, bu incele çok dikkat ediyor. Diyor ki vakıf menduptur. 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 Ama bu kişiye göredir. Bazen farz olur diyor. İhtiyaç varsa <laughs> bazen farz olur bu. E, yaparsan iyidir, yapmasan bir şey yoktur. Bir kısmına göre işte farzı kifayedir <laughs> e, noktasına gelir diyor ihtiyaca göre. Tabi o zaman Vakfın en kıymetlisi hangi vakıftır? Evet. Ee, en hayırlı vakıf hangi vakıftır sorusu insanın aklına geliyor. İnsanların en fazla muhtaç olduğu şeyi vakfetmek vakıfların en hayırlısıdır. Dolayısıyla da dönemden döneme değişebilir. Değişebilir. dönemden döneme, yöreden yöreye, efendim coğrafyadan coğrafyadan, toplumdan topluma toplum evet. değişebilir. Ee, ve aynı zamanda en kıymetli vakıf ise sadece bir defa yardım yapılmaktan ibaret olan vakıf değil de yardıma mühtaç olmayacak şekilde insanı üretime katmak üzere yapılan, kurulan vakıftır. Yani insanları zekat verir seviyeye getirmek yani üzere. Yani balık verme değil, balık tutmasını evet. öğreten vakıf en önemli vakıftır. Bu iki kavram ahkam Efkaf'ın temel kavramlarıdır. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman karşımıza bir de şu çıkıyor. Yardımlaşma Yardımlaşma nasıl olur? Yardımlaşma aslında üç şekilde olur. Nedir hocam onlar? Teavun-u iştirak, teavun-u mübadele, teavun ihsan. Teavun-u iştirak, yani şirketlerin yardımlaşması gibi anlaşılıyor ama esasen e, kamu sektörü diyebileceğimiz, devletin organizasyonu destekleriyle e, kurulan ticari faaliyetler e, anlamına geliyor. Hı, hı. Teawunun mübadele en güzel yardımlaşma tarzı teavun muhab mübadeledir. Mübadele. Yani alışverişte yardımlaşma. Birisi konfeksiyon mağazası açacak, öbürü ayakkabı üretecek, öbürü otomobil üretecek, öbürü fırında ekmek yapacak, öbürü efendim kumaş dokuyacak, öbürü pamuk ekecek filan gibi yani. Herkes toplumun bir boşluğunu Bir dolduracak. boşluğunu dolduracak. Bu en güzel yardımlaşma böyle değişik alanlardaki Üretim yapan insanların e, çabalarının bir araya getirilmesiyle toplumun refah düzeyini artırmak ve katma değeri, o ülkenin sahip olduğu katma değeri toplumun bütün kesimlerine tabana yaymak şeklinde olan e, faaliyettir. Ama hastalar ne olacak? Sakatlar ne olacak? Yetimler ne olacak? Öksüzler ne olacak? Bir kez olanlar ne olacak? Yani… Ee, mübadelede e, yardımlaşma akıl bakımından, zeka bakımından, sermaye bakımından belirli bir birikim, denk bir birikimi gerektirir. Bu birikime sahip olmayan insanların hali ne olacak? O da teavünü ihsan Bunlar, mı hocam? Bu, o işte teavünü ihsan. Evet. Onları yapacak. Sonra bu buradan alırsak bunu Maltos'a kadar falan götürebiliriz. Oraya götürdüğümüz zaman e, Maltos diyor ki biliyorsunuz ya fakire ne yardım ediyorsunuz diyor ya. Allah bile onlara yardım etmemiş. Bırakın ölsün. Evet. Onlar doğmuşsa evlenmesinler. Evlenirlerse çocuk sahibi olmasınlar. İşte bunu Elmalı o yazıda müthiş bir şekilde izah evet. ediyor. Ölsün dersen diyor. Evvela öldürür. Ölsün diye sen onu toplumun dışına atarsan, dışlarsan, elinden tutmazsan yol yöntem göstermezsin. Ona bir sermaye vermezsen, bir iş tutmasını sağlamaya çalışmazsan, yoksulluğu o toplumdan gidermeyi öngörmezsen, işte paylaşamazsan bugün sırlardaki insanların yığılmasını görüyorsunuz. Orada refah içerisinde yaşıyor insanlar. Buradaki insanlar bir lokma ekmeğe muhtaç. Eğer böyleyse orada huzur olmaz, evet. orada istikrar olmaz. Orada güven olmaz, Ve siz, orada zon... medeniyet de olmaz, medeniyet de gelişmez. E siz onu dışarıda yani. tuttuğunuzda evet. ifade ettiğiniz gibi, eğer ölsün dersen öldürür. Öldürür. Evvela öldürür diyor Elma. Sen eğer ölsün diye bırakırsan onu evvela öldürür. Evet. Onun için e, vakıf meselesi çok önemli bir mesele. Çok kıymetli. Bu sadece bir yönü, tabi yani sanat yönü bir başka. O konu üzerinde de birazdan orayı da açalım edelim. hocam. Peki buna şunu da ilave hocam, etmek lazım. Hocam ilavenizi alayım sonra bir soru ee, sorayım. Yani e, sadece insana yönelik. E değil. Tabii, vakıf. canlı canlı varlıklara yönelik e, birçok vakıf eserleri de yapılmış Birazdan örneklerini yapılmış. konuşurken onları özellikle tabii, konuşalım hocam. E, i̇nsan üzerinden çıktık çünkü İslam insan merkezli bir medeniyet ama şüphesiz. bütün canlıları hatta cansızları da önemseyen yani öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki eşyalarına isim koyan bir peygamber. Cansız eşyalarına bile isim veren bir peygamberin ümmeti olarak bütün yeryüzünün tamamının varisiyiz. Hocam İslam'da vakfın ilk örnekleri nelerdir desem? Şimdi Sami Bey bu konuda tabii ilk örneğimiz... Müslümanların ilk örneği Hz Muhammed aleyhisselam. aleyhisselam. Peygamber Efendimiz'in hayatında vakıf uygulanmış mı? Benzeri müesseseler var. Bizzat peygamberimizin kendisinin kendi mülkünden vakfettiğine dair hadis kitaplarında ve siyer kitaplarında bilgiler veriliyor. Fakat fıkıhla ilgili veya Peygamberimizin Hayatı ile ilgili kitaplarda e, Hazreti Ömer'in Kendi arazisini vakfetmek üzere Hazreti, e, Hazreti Peygamber'e Bir soru yönelttiğini Görüyoruz Ya Resulallah benim e, mi arazim var biliyorsunuz Hurmalığım var Bu hurmalığımı ben e, infak etmek istiyorum Sadaka etmek istiyorum İfade o, Hı -hı. orada öyle Zaten. Evet hocam. Ee, bununla ilgili ne tavsiye edersiniz? O zaman diyor ki sen onun aslını e, aslını infak et e, aslını vakfet. E, diğer e, rakabesini e, e, ona ne diyor? ediyor Evet. E, aslını. Aslını. Yani malın aslı. Hı hı. Malın aslını ifak et. E, diğer diğer Ma, mahsulünü ise e, evvela kendi e, ailene ailene e, ver sonra e, fakirlere ve ikinci sınıf olarak fakirleri ve gazileri orada kastediyor. Hazreti Ömer'in bu e, vakfı, e, vakfiyesi yazılan ilk vakıf olarak da gösterilir. Hı hı. Öyle de, de tanımlar var. Etteratibül idariyede bununla ilgili... E, bil, e, bilgi var kettani'nin Ama e, Hazreti Ömer'in acaba Hazreti Peygamber'in sağlığında mı e, vakfiyesini yazdırdığı yoksa Hazreti e, Ömer'in e, halifeliği sırasında mı yazdırdığı konusunda kesin bir bilgi bize ulaşmamış. Hı hı. E, benim tahminim e, hay, halifeliği sırasında yazdırıldı hem şahidi hem katibi belli olan bir vakfiye olarak bize kadar gelmiş. Ama İlk dönemde sadece e, Hazreti Peygamber değil, Hazreti Peygamber'in yolundan giden onun arkadaşları, sahabeleri, başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti e, Ömer zaten hı hı. E, ifade ettik. Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer e, ileri gelen sahabeler vakıf yapmışlardır. E, buna dair örnekleri de var hı hı. E, ama bir kısmı mesela, diyor ki filan yerdeki arazimin veya filan yerdeki evimin filan yerdeki gelirimin şu kadarını çocuklarıma ayırdım. Artanını da fakaraya vakfettim diye. Bu tarzda kayıtlar var. Bunlardan dolayı vakfın e, İslam tarihindeki ilk uygulamaları Hazreti Peygamber döneminden itibaren Ve ashabı ile birlikte Tabii. devam ediyor. Ee, hocam. Buyurun hocam. Burada bir soru sormak lazım herhalde. Buyurun hocam. Ee, vakıf ilk defa ne zaman kuruldu? Nerede vardı? Evet. Yani bu görüşler var, nezaryeler Hı -hı. var. Bu sorunun cevabını vermeden önce hocamın dediği gibi Hazreti Ali'nin ettaç, hadis Hmm. Kitabında. evet Hazreti Ali'nin bir vakfiyesi var dipnotta. Yani en, bize ulaşmış olan bir. ulaşmış olan ve bugünkü vakıf sisteminin aynısı Vakıfı var. Üç temel kavram var vakıfta. Evet onu onu vakıf, önce bir açalım hocam. Vakıf mevkuf mevkufun aleyh yani hmm. va vakfeden vakfeden kişi vakfedilen mal, mal ve ve bu hangi amaçla ve vakfedilen vakf amaç 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 yani vakıftan yararlanan kesim. Bu ama üçü ama. olmadığında bir vakıf gerçekleşmez. Ahkamul Efkaf kitapları bununla doludur. Yani vakıf kuran kişiden hangi vasıflar bulunacak? Vakıf hukukunu belirlerken evet. bunlar evet. esas kabul edilir. Bunlar yapıyorlar. çok esas. Vakf edilecek mal nasıl bir maldır? Ve kimler için vakfın sürekliliği de söz konusu. Hı hı. Vakfın sürekliliğini sağlamak üzere nasıl bir amaç tespit edilmesi gerekir? Bunun üzerinde uzun uzun bölümler halinde duruluyor. Ama biraz soruya geldiğimiz zaman işte deniyor ki eski Türklerde Mezopotamya'da vakıf, efendim Arap toplumunda vakıf, Roma, Bizans medeniyetinde vakıf ve İslam'da vakıf. Bunları şöyle telif etmek es, eski Budist mabedlerinin. Evet, evet. Yani şöyle telif etmek mümkün gibi bana gelir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sosyolojik olay insanların tesanüt içerisinde bulunmaları ilk insanla beraber başlayan bir kavramdır. Evet. evet. Bu vardır. Ama bizim öngördüğümüz bir medeniyet tesis eden, vakıf olarak vasıflandırdığımız vakıf. faaliyet ise hı hı. bunun fevkında bir iş ve eylemdir. Onların dönemindeki yapılan yardımlaşmalar belki sadakaya benzer kamu gücünü kullanarak yapılan faaliyetlerdir. Oysa bizim medeniyet olarak vasıflandırdığımız vakıfta kendi öz servetinden bir kısmını kendi rızasıyla malından ayırarak topluma destek, kamuya yardımcı olmak üzere bir müessese kurması. Tamamen sivil mi hocam? Tamamen sivil. Tamamen sivil olması Böyle gerekiyor. İmam Şafii Hazretleri diyor ki buradan hareketle ben İslam'dan başka yerde vakıf görmedim. Bir defa vakıf hukukunu ahkam-ı efkaf prensiplerini tedvin eden İslam hukukçularıdır. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Öncesinde böyle bir hukuktan bahsetmek. Böyle bir hukuktan bahsetmek mümkün değil. Hı hı. Kamu gücünü kullanarak yapılan hayri işler var. Boğaz Köprüsü'nü yaparsınız, ikincisini yaparsınız. Boğaz'ın altından tünel yaparsınız. Kamu gücünü kullanarak bunu yaparsınız. bu vakıf olmaz. Evet. Bu devletin hizmeti olur. Ama siz bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak kendi servetinizden ayırır bir amaca vakfedersiniz, o bu vakıf, vakıf olur. Bir de tabii bu vakfın yapılmasının dini motivasyonu var. Biraz önce bahsettik. Bir de örfi motivasyonu, motivasyonu da var. var. Yani mal oldur ki hayra sarf oluna ha diyor mesela İbni Kemal yani hayra sarf olunan mal ancak maldır evet. diyor. Ve bunları biz vakfiyelerin dibaceleri dediğimiz yani vakıfların girişlerinde buluyoruz. Müthiş ifadeler var orada. Hocam aslında şöyle bütün bunlarda referans olarak e, Kur'an ayetleri veya hadis-i şeriflere refer ediyor. Siz İbni Kemal'in bu sözünü söyleyince ben Peygamber Efendimizin yed, insanoğluna yediği, içtiği ve Allah yolunda harcadığından başkası yoktur. Yok, yani Birini hatırlıyorum. malım mesela. var, malım var diyen. Malın evet. nedir? Yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, evet. bir de sağlığında hayır ve hasenata Allah rızasına uygun bir şekilde bağışladığın mallardır. Evet. Gerisi, gerisi mirasının malıdır buyuruyor. Evet. Dolayısıyla aslında bütün hepsi, bütün bir vakıf medeniyeti bu iki temel sacaya üzerinde yükseliyor yine. Evet, orada vakıf, vakıf medeniyeti tarafları eğiten bir medeniyettir. Ne demek istiyorum? Onu da açalım lütfen. Hem vereni hem de alanı eğitiyor. Yani vakıf tembelliğe yol açmıştır, mürtezike bir sınıf doğurmuştur işte iktisadi e, tedavüle hı. karşı çıktığı için durgunlaşmıştır. E, yaşayanların iradesi ölenlerin e, koymuş olduğu kurallara bağlı kalmıştır gibi e, tenkit edilen hı hı, tarafları var. var. Bunlara verilen cevaplarda eğer Müslüman ali olmalıdır, zelil olmamalıdır, veren olmalıdır alan olmamalıdır bu, bu izzete bu iffete e, sahip olan insan Hak etmediği halde almasının helal olmadığını bilir diyor ve bunu bir sadaka taşlarında e, görüyoruz en yani görüyoruz yani. müthiş evet. olarak görüyoruz. Yani o sadaka taşlarından biraz bahsetmek isterim. Birazdan yani inşallah yani. hocam onu dinleyelim. Şimdi Mehmet Hocam, İslam'da tabii vakfın nedenli büyük bir anlamı ve önemi olduğunu aslında programımızın şu dakikasına kadar konuştuklarımız açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. İsterseniz buradan itibaren yavaş yavaş Selçuklu ve Osmanlıları da işin içine katarak tarihte hangi alanlarda vakıflar var, e, bu buna da bir ucundan bir taraftan girmiş olalım e, tarih süreçte biz hangi alanlarda e, yoğunluk görüyoruz Vakıf hizmetlerinde bu dönemden döneme değişen bir şey midir Şimdi burada önce önce vakfiyeler üzerinde durmak Buyurun lazım. Lütfen, lütfen Çünkü e, vakfiye e, Vakıf yapanın kendi e, yaptığı vakfın e, işleyişi hakkında bilgi verdiği, metinlerdir. Vakfın anayasası mı tabiri Vakıf caizse? Senedidir. Vakıf senedidir. Vakıf senedi. Zaten metin olarak o hukuki tabir Vakıf senedidir. senettir. Tabii. tabii. E, bu senette e, vakfın baş, üç şey e, el ele alınır. İşte dibace dedik. Hı hı. E, yani giriş kısmı, gelişme kısmı var ve, ve sonuç kısmı var. E, giriş kısmında e, vakıfla ilgili ayetler, hadisler e, Belirtildikten sonra vakfı yapanın ismi ve niçin yaptığı ifade edilir. Asıl vakfın anlatıldığı kısım ikinci kısımdır. Yani orada muhtevasını görüyoruz. Yani bu vakfın için yaptı ve hangi amaçla yaptı? Bunu nerelerden elde edilecek gelirle bu vakıf? E, ayakta duracak, yapılacak. Hı hı. Ve e, bu gelirler elde eden, elde eden gelirler nerelere harcanacak? Onlar tek tek ve bunları kim görevli? Bütünüyle, tabii bununla ilgili çok, çok geniş bu e, yani vakfiyelerle ilgili e, bilgiler, vakıf eserlerinde Sadece de Sadece vakfiyelerle ilgili çok geniş çalışmalar var. Tabii. Müstakil, müstakil çalışmalar da var. Hı hı. E, ve soruş kısmında da işin ...hukuki tarafı geliyor... ...hakimin hükmü yer alacak... ...yani kadı tasdik edecek... Hı hı. ...ve şuhudül hal olacak... ...yani... E, ...duruma şahitlik edenlerin... E, ...tabii... ...isimleri yer alıyor... ...bir bakıma onların imzaları da bulunuyor... ...bu... E, ...bu manada vakfiyeleri incelediğimiz zaman... E, ...hem... E, ...İslam dünyasında... E, daha ilk devirlerden itibaren Emevilerde, Abbasilerde ve sonra Selçuklularda birçok vakıflar kurulmuştur. En çok vakfın kurulduğu dönem Selçukluların dönemidir. Büyük Selçuklularda da var, Anadolu Selçuklularında da var. Çünkü ribatlar dediğimiz kervan kervansarayların ilk örneklerini biz Selçuklular zamanında çok fazla görüyoruz. Ha bu Karahanlılar'da, Gazneler'de yok demek manasına değil. Onlarda da var. Bütün Müslüman Türk devletlerinde vakıfların örnekleri çokça görülmektedir. Bunların bugüne kadar gelenleri de var ve ama kaybolmuş ortadan kalkmış vakıflar da var. Bunların bir kısmının metinlerini biz işte vak, vakfiyelerden, vakfiyelerden Hı -hı. hareketle görüyoruz. Ee, eğer e, yani Anadolu'daki vakfiyeler üzerinde e, çalışıldığı zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde e, Nazif Bey bulundu. 25.000 evet. 25 bin mi 26 bin mi? Belki şimdi daha fazladır. 40, 44 bin falan şimdi. Şimdi 44 çıkıyor. bine çıktı. E, bizim eski bilgilerimiz 29 26, bin. 29 bin diye öyle bin yazardı. 27 bin küsür işte mükerrerlerle beraber 29 evet. bin. Ee, mesela 60'lı yıllarda yazılan e, makalelerde 24 bin küsür diye hmm. verir. Şimdi i̇şte 4 <laughs> çıktı. Bunlar sadece e, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan vakfiyelerdir. Hocam peki bunun yani ilk tarihlemesi ne zamandan? Ne zamandan bugüne 44 bin? Selçuklulara ben, falan ben ona varıyor cevap mu? vermeye çalışayım. Evet tamam. Hı, buyurun. Abi, buyurun hocam. 1048 diye bir 1048. Hatır Vakıflar Genel Müdürlüğünün ableminin altında 1048 var. Evet. 1048'de pasinlerde İran üzerinden gelen hmm. insanlar ilk Mali. vakfı kurmuş oluyorlar. Mali o günden yalı. itibaren bu böyle gelişip gidiyor. Ama bu vakfiye konusu dediğimiz zaman anlatmamız gereken çok iş var. Vakfiyelerin bir vakfiyenin yazılması ne anlama geliyor? Daha doğrusu bir vakıf nasıl kurulurdu? Şimdiki gibi mi masuz evet. mülksüz kurulup hadi makbuzda para ver öyle değil. Evet. Evvela amacı belirleyecek fikri tasarım söz konusu. Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan yapılaşmayı binaları yapacak. Sonra bu hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan gelir elde edecek akarları inşa edecek gelir kaynaklarını sağlayacak. Sonra oturacak ve bunun vakfiyesini yazacak. İlk bu vakfiyeyi yazan kişi hukukçulardır. Yani hukuki yönünü hocamın anlattığı gibi yazacak. Yetmez. Sonra sonra onu tebyiz eden bir hattat aharlayan ka kağıdı temize hazırlayan çeken. Evet. temize çeken hat sanatıyla temize çeken sonra mücellete gidecek Ciltlenecek. ciltleyecek ve tesipli ciddenmiş olacak, koyacak. Yani bu başlı başına bir sanat eseridir. Ve bu sanat eserinin ortaya çıkması için vakıf yapan kişilerin verdiği paralar astronomik paralardır. Yani ikinci ikinci Bayezid'in Edirne'deki Darüşşifası'nın da dahil olduğu Bayezid Külliyesi'nin vakfiyesine tebziz edene verdiği parayı düşürseniz insanın hafızası duruyor. Ama bunu niye yapıyor? Sanatçı yetişsin diye yapıyor. Yani o da bir amaca tabidir. matuf. İltifat görmeyen ilim orasını terk edermiş. Onu yapıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya gelince bir medeni eser ortaya çıkıyor. Yani bir misal de verelim. Muhammed Esat Medine'de Osmanlılardan kalan eserleri tetkik ederken bir cilt kitabı eline alıyor. Şöyle diyor. Medeniyette bu kadar ileriye gitmiş olan bir millet... Nasıl oldu da yıkıldı şaşarım diyor. <laughs> bir kitabın cildine bakarak bunu söylüyor. Bu bakımdan bunun incelikleri gerçekten çok fazla var. Hukuki adam yani vakfı kuran var. O görüşlerini ortaya koyuyor. Hukukçu bunu hukuk metni haline getiriyor. Ama istinsah eden, tepiz eden, efendim güzel bir hattat, güzel yazı yazan bir hattat onu yazıyor. Ve bir e, müzehip tesip eden yani hani minyatür yapan tesipçi onun etrafını süslüyor. Daha sonra mücellide gidiyor. O cilt diyor şemseli filan bir cilt meydana geliyor. Bu bir medeniyetin göstergesi sergisi hale geliyor yani. Bütün bunlar hocam daha çok padişahların ya da çok büyük gelire sahip vakıfların yaptığı, yaptırdığı şeyler mi? Yoksa yani daha küçük ıı, çaplı vakıflarda mutlaka vardır değil mi? Var tabii. On, Ama on. yani dediğim gibi gene başa başa Dur. dönüyoruz. Yani insanın konumuna göre şekilleniyor bu. Hı hı. Bir örf dedik biraz önce. Örfte bir şey daha var. Bizim geleneğimizde eğer bir bey bey olarak düşünüyorum. Hı hı. Bir bey elde ettiği kazancı toplumun hizmetine sunmak üzere bir vakıf eser bırakmıyorsa bırakmıyorsa onun beyliği kabul edilmiyor. Beyliği. Eyvallah hocam. Tamam. Saygı duymuyor, hürmet etmiyor adam. Vakıf medeniyeti derken boşuna demiyoruz. Boşuna yani. demiyoruz. Eyvallah. Başa hocam demiyoruz. buyurun. Şimdi Sambi, vakfiyeleri alırken e, şunu da e, seyircilerimizin bilmesinde yararı var. Bu metinler bazen bir sayfalık metinler olmuş, bazen iki cilt e, kitap halinde olmuş. Evet. Kitaplarda şey i̇şte yani ciltlenirken öyle ciltleniyor. Evet. Ee, ve e, o ciltlerde e, hem şemsesi, işte teziibi, her şeyi. ve her şeyiyle bir sanat eseri olanlar da var ama sade, mütevazi olanlar da var. Eyvallah. Biz tabii bugün bugünkü anlayış ve algı seviyemizle baktığımızda hocam bugün için vakıfların vakfiyelerinin bu derece önemli olduğunu görmüyoruz bugün. Görmüyoruz evet. Dolayısıyla da hocam sizin söylediğiniz iki ciltlik vakfiye dediğimizde gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. İki ciltlik vakfiye nasıl olur? Köprülü vakıfları var. Evet. Mübaya hüccetleri var. Yani bu vakfettiği malı nasıl elde etti? Evet. Onları gösterir mübaya hüccetleri var. Tapu örnekleri var. Hmm. Onlardan başlıyor ve sonra yaptığı eserleriyle birlikte işte Nere harcanacak, nereye harcanacak, harcanacak, nasıl harcanacak, neler yapılacak, kim niye, görev alacak, kim görev nasıl alacak. alacak. Bunların Herkes. tamamını e, ortaya koymuş oluyor. Eyvallah hocam. Ee, Tabii Başka işte var yani. Başka iş var. Yani e, Selçuklu'ya falan dedin ama gelmeden önce tutunma. Yani ben şöyle tar şöyle söylüyorum. Vakıflar fetih dönemlerinde tutunma, çekiliş ve ricat dönemlerinde direnme noktalarıdır vakfiyeler. Bu sığınma direnme, evet, direnme anlamında. noktaları. Yani ribattan başka bir şey. Başka, başka bir şey. şey. Başka bir şey. Bunu biraz açmamız lazım. Yani e, Virjonis diye bir ilim adamı diyor ki Anadolu coğrafyasını birçok defa İslam orduları doğudan girip batıdan çıktılar. Evet. Fakat hiçbir zaman Anadolu'yu fethedemediler. Çünkü o orduların arkasında Alparslan'ın ordusu gibi insanları toprağa iskan eden ve coğrafyayı vatandaştıran vakıf gibi bir müessese yoktu diyor. Hmm, Anadolu coğrafyası'na bak, yapılan bak, bu akınlar... Bakınız, bakınız insanları toprağa iskan eden, Evet coğrafyayı vatandaştıran, coğrafyanın vatandaşması ne demek? Vatandaştıran vakıf gibi bir müessese yoktu diyor bu müessese sayesinde bu coğrafya, bu topraklar vatan oldular. Ve bugün de milli sınırlarımızın dışında kalan gönül sınırlarımız, gönül sınırlarımız içerisinde yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımızın gönülleri ve kafaları bize dönük olarak varlıklarını devam ettiriyorlarsa işte bunu bu vakıflara, bu vakıfların medeniyet boyutuna Borçluyuz. Borçluyuz. Bununla ilgili Abdülhamit döneminde alınan tedbirler var. Ondan da vakit kalırsa bahsederiz. Bahsederiz inşallah. Hocam kıymetli bir noktayı da işaret ettiniz. Yani o bütün Moğol akınlarının, o bütün Haçlı seferlerinin bu coğrafyayı kendilerine vatan edinememesinin temel sahiplerinden birine de böylelikle dikkat çekmiş oldunuz. Bir araya giderim hocam. Ekleyeceğiniz yoksa aradan sonra Büyük. devam edelim. Şimdi Alparslan'ın e, komutanlarına Alparslan ikta olarak kendi e, muhitlerini veriyor. Burada e, siz yerleşin ikta olarak e, buradan kalın diye. Hı hı. Kalınca onlar müessese kuruyorlar, kuruyorlar Vakıf müesseseler kuruyorlar. İşte danışmanlar öyle Mengücek oğulları öyle e, Divri Ulu Camii ve Divri Darüşşifası o zaman kurulmuş tor bin yıllık bir geçmişi evet. var evet. konunun. Yani Ahlatı, Harput'u Har evet, evet. Daha evet. da ve Niksar'ı unutmayacaksın bak tutunma bölgeler bunlar. Danişmet Ahlat ve Harput. Fetih dönemlerinde tutunma bölgeleri. Tutunma bölgeleri. Evet. Mehmet Hocam şöyle bir soruyla devam etmek istesem. Şimdi tarihi süreçte bizim vakıf hizmetlerinin en gelişmiş dönemi hangi asırlarımızdır? Şimdi tabi e, tabii ihtiyaç duyulan her asırda e, vakıf kurulduğunu göz önüne alırsak hı hı. E, tarihin her döneminde vakıf müesseseleri vardır. Bunları sadece bina olarak ele almamak lazım. Hı hı. Yani işte medreseler kurulmuş, camiler yapılmış, hanlar, hamamlar, kervansaraylar bunlar tabii ki vakıf müesseseleri. Mesela Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu'da kurulan Darüşşifalara baktığımızda o kadar geniş bir yelpazede Görüyoruz ki o şifaları yani has, o, bugünün hastaneleri evet. veya tıp fakülteleri bir bakıma e, onlar e, o Osmanlıya intikal etmiş mesela onlardan intikal etmiş olanlar var. Osmanlı döneminde de onlar kullanılmış ve onların yanında yenileri inşa edilmiştir. E, o bakımdan e, Selçuklu dönemi ve Osmanlı dönemi en zengin dönem olarak vakıflar bakımından kabul edilebilir. edilebilir. Peki coğrafyaya göre değişir tabii. Eyvallah. Peki en çok hangi alanlarda vakıf hizmetleri verilmiş, en çok hangi alanlarda evet. vakıf kurulmuştur desem doğru bir soru olur mu bu? O olur, olur. Onu zaten Nazif Bey söyledi. Hı hı. İhtiyaç duyulan alanlarda kurulur. Döneme dön göre değişebilir bu. Döneme göre. Topluma göre. Mesela e, günümüzde belki e, Evet buyurun. daha çok e, gündemde e, askeri faaliyetlerin desteklenmesi bakımından bu amaçla e, askeri faaliyetleri destekleyen vakıflar var tarihte tarihte ve esirleri kurtarmak için savaş olmuş savaşta esir kalmış olan ve esirlikten kurtulmak için onların e, desteklenmesi lazım. Onlar için vakıflarda eee kurulmuş. Vakfiyelerde şartlar var. E, buna benzer örnekleri daha da artırmak mümkün. Mesela bir e, evlenecek kızlar var veya erkekler var. Bunların e, imkanları yok. E, evlenecek kızlara çeyiz hazırlansın diye vakfiyelerde tahsisler var. Eee erkeklerin iş sahibi olmaları gerekiyor. iş kuracaklar, ee, esnaftır, meslek sahibidir. O mesleğini icra edebilmek için e, vakıf e, ona destek veriyor. Bu tarzda e, e, birçok e, vakfiyenin e, bu konudaki şartlarını görüyoruz. Ama eğitim öğretim alanı hangi alanlarda vakıflar var? Hı hı. Onları belki Buyurun lütfen. Dini alanlarda e, Vak, vakıflar, vakıflar kurulduğunu var. görüyoruz. Eee ilmi alanda e, vakıfla ilmi destekleyen vakıflar var. İşte e, sağlık ve sosyal alanda e, kurulmuş vakıflar var. E, e, ben bunları e, tabii tek tek saymak yerine iki ana başlık altında topladım. Nedir Bir e, dini ve ilmi e, gaye ile kurulmuş olan vakıflar. vakıflar var. Sağlık ve sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar var diye. Belki yani bunu daha da e, maddeleştirirsek e, çok daha… Toplumun evet, bütün kılcal damarlarına inen vakıflar var o manada. Var tabii. Gayet tabii. Ama burada biz şunu belki eksik bıraktık bir evet. önceki görüşmede. O da vakıfların meşru olan alanlarda kurulması gerekir. E ee, bunu Mesela, hukuki ayırmış. manada mı kastediyorsunuz yoksa hukuki, hukuki alanda? Evet. Dini anlamda hem hem evet, hukuk. tabii zaten hukuk deyince gerçi evet. Yani, dini dayanağı olması lazım. Yani bir e, faizli bir müesseseyi destekleyen bir vakıf kurulamaz. O, kurulamaz. Veya kumar teşvik eden bir vakıf olamaz. Peki hocam kumardan ya da faizden geliri olan bir vakıf olabilir mi? geliri geliri sağlam olmalıdır. O ona da şartlar var. Evet. Onun da gelirinin sahih olması lazım. Sahih olması lazım. Evet. Eyvallah hocam. o bakımdan vakfiyeler bu konuda çok hassas. İşte amacını belirtiyor. Yani vakfiyede amaç belirtilirken buna da işaret ediliyor hem harcanacak yer hem de gelirlerin Tabii. kaynağı itibariyle ve, ve e, şu, şu da var bir ikinci husus e, sadece Müslümanlar için değil gayrimüslimler için de vakfiyelerde şartlar e, olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi çeşme yaptırmış buradan eee gayrimüslimler içemez e, diye bir şart koyamaz. E, o e, o çeşmeden e, veya o vakıftan e, bütün canlılar yaralanır. Kuşlar su içer. İşte e, kuşlar kuş evleri yaptırılmış. E, yine e, buna benzer örneklerimiz var tabii daha çok. Tabii. E, hem hatta e, bitkilerin korunması, hani Hazreti Peygamber'in uygulaması eee biliyoruz. E, ağaçların e, korunması. Hatta e, vakıf eserlerinin eee duvarlarında biten otların temizlenmesi için vakıflar kurulmuş. Vakıflarda şartlar konmuş. Bu da nedir? O yıkılacak bir, bir duruma gelmiş ise bunu önlemek lazım. Tedbirini almak lazım. Bakımını yapmak lazım. Onun için onların vakıf binalarının mutlaka bakılması için de ...vakfiyelerde şartlar var. Yani on, onun ebediliği... ...ila nihaye oluşuyla ilgili... ...özel bir hassasiyette var. Elbette, elbette hassasiyet var. Evet. Ve öyle bir hassasiyet ki bu... E, ...vakıf... E, ...kuranlar... ...bunu... E, ...kendisinden sonra devam ettirecekleri de... ...belirlerken... ...şayet... ...evladımın evladının evladı... E, ...yok olursa... ...o zaman kadılara bunu sorumluluğunu yüklüyor. Kadılar onu götürecek. Yani nesilden nesile aktarılırken bir inkıta olursa orada da yine işaret ediliyor. Tabii. Eyvallah. Tabii. Hocam teşekkür ediyorum. Ee, Nazif hocam. Şimdi hocam az önce konuşmanın arasında işaret ettiği bir noktadan ben sohbeti devam ettirmek istiyorum. Ee, vakıfların devletle ilişkisi nedir? Yani mesela hocam daru şifalar dedi, hastahaneler vakıflar. Mesela devlet hastane yapmaz mıydı? Hastaneler ya da şifahane'ler vakıflar tarafından mı yapılırdı? Devletle de ilişki nedir? Bugün artık pek çok alanda devlet hizmetini gördüğümüz için biz geçmişte vakıfların yaptığı hizmetleri bugün pek çok alanda devlet yürütüyor belki. Biraz tarihe gitsek devletin yükünü hafifleten kurumlar mıdır bu manada vakıflar? ve devlet vakıflara nasıl bakmıştır? Bunları birleştirerek sormuş olayım. Şu soruyu da ekleyelim hocam. Buyurun hocam. Belediye hizmetler de vakıflar, <laughs> vakıflar. içinde <şimdi> miydi? <laughs> şimdi neresinden başlayalım diye <laughs> Buyurun. düşünüyorum. Bir defa çağdaş devlette şuna bakılıyor. Devletin görevi nedir? İşte güvenliktir. Evet. Efendim, askeri ihtiyaçlardır e, ulaşımdır, eğitimdir filan gibi şeylerle sınırlı. Evet. İşte bu çağdaş devletin Osmanlı ve döneminde diğer İslam devletleri döneminde işlediğini görüyoruz. Devlet ilahi kelimatullahı Allah'ın kullarına ulaştırmakla görevli addediyor kendisini. Yani yeryüzünde Allah'ım ben böyle bir dinin varlığından, bir peygamberin geldiğinden, bir kitabın geldiğinden haberdar değildim. Kimse bana bunu söylemedi. Demesinler diye devlet bunu bütün beşeriyete ve insanlara ulaştırmak istiyor. Onun için asayiş, emniyet, asker, sınırların korunması ile görevli devlet. Bunun haricindeki diğer hususlar çağdaş devlette özel sektör Devlet fırıncılık yapmaz, devlet zeytinyağı üretmez, devlet efendim dokumacılık yapmaz filan diye hı hı. o devletçilikten onları biz e, uzaklaştık. Bütün bunlardan uzak bir vaziyette devlet deminki dediğim konuyu yerine getiriyor. Hı hı. İnsanlar istediği gibi inansınlar, kendilerini geliştirsinler ve kimse onlara müdahale etmesin. Yani insanların arasındaki haksızlıkları kültürlerin yok edilmesini önleyici tedbirler alıyor. Onun ötesindeki her şeyi özel sektöre bırakıyor. bırakıyor. Ama o özel sektörle vakıfların arasında da bir fark var. Özel sektör kâr amaçlı. Halbuki vakıf hizmet amaçlı bir kurum. Evet. Yani toplumu sömürmeyi öngörmüyor. Hı hı. Ve bu bakımdan da bizim medeniyetimizle Batı medeniyeti arasında çok bariz bir fark oluşuyor. Bunu şöyle formüle etmiş büyüklerimiz. Batı medeniyetinde, Garp medeniyetinde celb-i menaf def'i mazarattan önde gelir. Evet. Bizde Ama bizim medeniyetimizde def'i mazarat gelb-i menaftan yedir. Yani bunu Türkçe söyleyecek olursak, Batı medeniyetinde kazanmak esastır. Ben kapitalist sistemde öteki kazanırken birileri bundan zarar görecekmiş, zehirlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış, şöyle olacakmış. O ikinci, üçüncü sırada gelir. Halbuki bizim medeniyetimizde evvela zarar olan bir şey varsa, topluma zararlı bir şey varsa o onları yani. gidereceğiz. Sonra kar elde edeceksek elde edeceğiz. Temlik mesela Osmanlı'ya intikal eden vakıflar, üç statüde vakıf var. Efkaf-ı Kadime. Eski Müslüman devletlerden eski devletlerden intikal eden vakıflar. Bu Efkaf-ı Kadime diyoruz bunlara. Efkafi irsadiye, miriye ait olan arazinin beytülmalde istikakı olan kesimler için vakfedilmesine arazi mevkufe tahsisat deniyor buna. Bu vakıflar var. Bir de kişinin biraz önce hep söylediğimiz yani medeniyet olarak vasıflandırdığımız kendi şahsi kazancından bir bölümünü ayırarak kamu hizmetini desteklemek ve toplumun refah payını Artırmak, kültürü yaygınlaştırmak, medeniyeti güzellikleri, ekolojik dengeleri, hocam ağaçlar filan dedi. Evet, ekolojik evet. dengeleri, yeni nesillerin haklarını hani habitatta filan işte bunları sayılıyor. Yeni nesillerin haklarını yok etmemek gerekir, onlara hak bırakmak gerekir. Bunları yapıyor ve bu insanlarla Mehmet e, Hoca çok e, harika bir makale yayınladı. Hı hı. Ee, orada e, mutasarrıflar, küçük küçük mutasarrıflar yani bu tarlayı, bağ bahçeyi hı hı. ekip biçen insanların yap, yatırım yaparak ıslah edemeyeceği arazileri paşalar varlıklı insanlar ıslah ediyorlar, verimli hale getiriyorlar. Sonra onları ekip biçmesi için insanlara veriyorlar. Evet. Bu böyle yaşama eee Tarzı şeklinde meydana geliyor. Bu bakımdan da Osmanlı'ya kadar hiçbir devlet vakıf bedeniyetini bu kadar geliştirememiş, bu kadar refahını düşünememiş ve onları yöneten ve yönetilenler olarak mutlu bir hayata kavuşturamamıştır. Bu benim iddia ettiğim bir husustur. Herkes bir tarafından tutmuştur ama vakıflar bu Osmanlı buna bir bütünlük içerisinde bakıyor. Bu bütünlükte biz batıllaşma dönemine kadar geliyoruz. Şimdi soruna geliyorum. orada. Evet. Evet hocam. Batıllaşma döneminde iş biraz bana göre benim çalışması saham daha çok kimse. Evet Buralara pek sakıncalı diye yanaşmak istemiyor. Ama ben onları söylemek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. İkinci Mahmut Yeniçeriliğin ilgası ve merkezi bir yönetim oluşturulması, efkab-ı hümûn nezaretinin kurulmasını niçin bir bakanlık tarzında devletin içerisine aldı? Eskiden nasıldı? Eskiden hocamın anlattığı gibi kişi vakfını kuruyordu, vakfiyesini yazıyordu, kadı tescil ediyordu, Didiyordu. bir tebellisi vardı. Onlar işi görütüyorlardı. Velayeti anma sıfatında kadıların kontrol etme hakları vardı. Bunun ötesinde devletin hiçbir müdahalesi olmuyordu. Ama ikinci Mahmud'un döneminden itibaren Bernard Lewis bile özellikle açık açık söylüyor. Hı hı. Birkaç sebepten dolayı bu vakıfların yönetimini merkezileştirdi. Nedir o sebepler hocam? O sebeplerden bir tanesi vakfın gelirlerini devletin diğer sektörlerinde kullanma. Hı. hı. Ülemanın nüfusunu kırma. Evet. Yönümüzü batıya dönünce diyorsunuz olayın rengi İş değişti. Karıştı. Orada öyle enteresan şey var da Yeniçeri Ağası'nın konağını ilk defa ikinci Mahmut Şehir İslam'a tahsis ediyor. O güne kadar Şehir İslamlar kendi konaklarında duruyorlardı. Müstakil olarak fetvalarını veriyorlardı. Padişaha karşı gelebiliyorlardı. Padişahın yani sarayın nihayet azil yetkisi vardı ama işlemlerine müdahale etme hakkı yoktu. Evet. İlk defa Yeniçeri Ağası'nın konağını ofis olarak, devlet dairesi olarak Şeyhülislam'a verdi ve Şeyhülislamlık makamı memuriyet haline geldi. Bunu Neden bu nüfusu kırmak istedi? Onun sebepleri var. Yani zaman olmadığı için oraya çok fazla dalmak evet. istemiyorum ama. O kadar vakfın parasını devletin diğer sektörlerinde kullandı ki, mesela e, Tersane-i Amire Hazinesi'ne 1300 kese borç ver vermiş vakıflar. 1836'ya geldiği zaman şöyle bir karar alıyor. Diyor ki, tersaneyi amire hazinesinin ihtiyacı daha önceki senelerden daha fazla. Yani geliri giderini karşılamıyor. İane suretiyle bu borcu sildim diyor. Oo. Bu gidiyor. Ayrıca Efkaf-ı Hümayun Nezaretinin kuruluşunda şöyle bir ifade var. Çok çarpıcı bir ifade bunlar. Diyor ki Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruyor biliyorsun. Yeni hı hı, eğitim hı. sistemine göre kuruyor. Bunun için diyor şu kadar milyon akçeye ihtiyaç var. Ancak bizim elimizde üçte birini karşılayacak kadar bir gelir var. Hı hı. Tedbir alınarak bunun geri kalan ihtiyaç duyulan e, sermayenin temin edilmesi gerekir. İnsan şaşırıp kalıyor. Bir nezaretin kurulmasıyla ilgili e, hattı hümayun'da efendim tersaneye amirenin e, ihtiyacının yazılmasının ne anlamı var diye insan düşünüyor. Ama bir müddet sonra, bir sene sonra hemen 1827 efendim Eyüp'te Bahariye Mensucatı efkaf paralarıyla kuruluyor ve bu asakir Muhammediye dediğimiz askerlerin elbiselerinin kumaşları ve gemilerin yelkenlerinin yapılması için bu fabrika kuruluyor. Bu fabrika vakıfların parasıyla kuruluyor. Hmm. Ve bu böyle devam ediyor. Şeye gelelim mi? Cumhuriyet dönemine gelelim mi? -ge yani <laughs> devletle ilişkiler nasıl? Lütfen hocam. O aleti... Ondan önce bilgi. E evet. 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 O oraya geçeceksek orada bir es verelim. Hocama bir dönüyüm evet. orada. Evet. Ama ondan önce söyleyeceğiniz varsa. Hayır yok. Oradan kalır, kalın yerine söylerim yani. Oradan Devlet, devam. Devlet ee, batıllaşma döneminden itibaren müdahale hı hı. ediyor. Ya Mustafa, bu da 1800'lerle birlikte başlıyor. Tabii yani Mustafa Nuri Paşa diyor ki işte Fuat Paşa diyor e, 144 bin akçe hı hı. gelir vardı, bunu tenzil ede ede 40 bin akçeye kadar düşürdü. En sonunda dedi ki ya biz bu parayı zaten bunlara ihanet olarak veriyorduk bütçe açığı görünce. Bunun hepsini hazineye Tabii, aldı <laughs> ve bu gelerek böyle devam Devam edelim. etti. Eyvallah hocam. Ee, günümüzü hocam artık son bölüme saklamış olacağız. Son bölüm derken son 15 dakikalık bölüme. Ee, burada bir Mehmet hocama döneyim. Sonra da o günümüzü daha çok konuşalım. Ee, şimdi hocam vakıfların süreç içerisinde hem siyasi hem içtimai hem kültürel hem ticari pek çok açıdan e, katkıları var. Az önce de hocam bir e, işaret etti ama dönem dönem de bir takım tenkitler var vakıflara yöneltilen. Yani ticari e, hayatı, iktisadi hayatı e, tamani önleri olduğuna dair bu tenkitler güçlü bir şekilde dile getirilecek kadar genişlemiş ya da güçlü bir şekilde dile getirilmeyi hak edecek tenkitler midir yoksa tarihin sayfalarında kalan ve kalacak tenkitler midir hangi açıdan katkıları olmuştur iktisadi ticari siyasi vesaire açı açılar şimdi Sami Bey vakfiyeleri mutlaka incelemek lazım baştan sona evet biz vakfiyelerde ...ihtiyaç e, duyulan alanlara vakıf kurulduğunu söyledik. Hı hı. E, bunların e, toplumda eğer e, mesela okullar, medreseler eski tabirle hı hı. Osmanlılar zamanındaki kurulan medresedeki öğrencilerin... E, ...ihtiyaç sahiplerinin yararlanmaları için imaretler e, kurulmuş. Bunları e, padişahlar da kuruyor sultan hanım sultanlar da kuruyor veya varlıklı devlet adamları da kuruyor veya diğer toplum içinde varlıklı insanlar da bu türlü imaretler kuruyorlar. Mesela sadece İstanbul'da 19. yüzyılda 20 kadar imaretin adı sayılıyor. Hı hı. Hatta biraz evvel Nazif Bey'in söylediği gibi bu imaretleri kapatın Demişler insanlar o sokaklara dökülmüş, aç kalmışlar. O imaretlerden yararlanan birçok kimse e, fakir fukara e, açlık e, çekmiş. Bunun için hemen açın demişler. Şunları şunları açın. Onların gelirlerini tahsis etmişler. Peki bu imaretler ne yapıyordu? Yani imaret burada iki anlamda kullanılıyor. Biri aşevi dar anlamıyla aşevi. Lokanta. Evet. Geniş anlamıyla da e, kampüs bugünkü tabirle hmm. külliye, külliye dediğimiz e, anlamda e, imaretler vardı. E, bu imaretlerden yararlananlar sadece medrese öğrencileri değil, aynı zamanda toplumun e, fukarası da bunlardan yararlanıyordu. Bir diğer sınıf da ayende ve revende var. Bu ay o tabirle vakillerde böyle geçiyor yani turistler e, gelmiş e, belki memleketinde zengin ama bulunduğu yerde parasını çaldırmış veya parası yok yiyecek yeri yok onlar için e, vakıflarda e, onlardan yararlanma imkanı veriliyor ve e, aynı zamanda bunlar e, bu imaretler bir e, iş imkanı sağlıyor. İstihdam yaratıyor. Çünkü e, e, orada çalışanlar var. Aşçısından tutun, e, bulaşıkçısına kadar. Bunların arasında iki önemli şey var. Biri buyurun efendimci. Kapıda duruyor. Buyurun efendim diye davet ediyor. Çünkü yabancı bir adam gelmiş. Oraya girmeye e, çekiniyor. E, Osmanlı medeniyeti işte. Bunun için Medeni, insana değer veren medeniyettir. Medeniyet olduğunu o gösteriyor. Buyurun efendim diyerek onun rahatlıkla girmesini, orada çorba içmesini sağlıyor. Sonra e, bir başka görevli e, tabii bugün böylesi yoktur da o zaman varmış. Duvarlara resim çizen, duvarlara yazı yazan yaramazlar varmış. E, o yaramazların yazdıkları, yazıları silen Mahin Nükuşlar diyor. E, tayin ediyor. Yani şeyi e, onları çizen e, resim yapanların çizdiklerini ve yaptıkları resimleri e, e, Kapatan, temizleyenler, temizleyenler, kapatanlar var. E, sonra e, yine e, ekolojik denge bakımından e, bahsettik. E, bir e, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde de var. Başka birkaç vakfiyede daha rastlanıyor. Eee sokakların temiz tutulması için e, or, e, oraya herhangi göze hoş e, görmeyen görünmeyen şeyleri kapatmak üzere görevli tayin ediyor bu vakıflar. E, kille külle onların kapatılmasını sağlıyor. Peki bunlar belediye hizmetleri sınıfına girmiyor mu hocam o dönem için? Yoksa belediye bir taraftan bu hizmetleri hayır, yürütürken Hayır, o zaman belediye hizmetleri işte vakıflar üstlenmiş bir, vakıflar üstlenmiş durumda. Su yolları yapılmış. E, Evet. Hamamlar yapılmış. Vakıf hamamlar var. Bu imaret imaret dediğimiz geniş eee anlamda külliye anlamındaki imaretlerin içinde e, camisiyle beraber medresesiyle, mektebi sibyanıyla e, e, beraber işte hamamı e, ve diğer e, kütüphanesi, kütüphanesi evet. çeşmesi eee yapılıyor. Eyvallah. Hocam bir soru daha yönetim şöyle sorayım. Bundan sonraki sorularda da mümkün olduğu kadar hızlı hızlı cevap alayım çünkü vaktimiz çok daraldı. Vakıfların yönetim şekli modeli mütevelli üzerinden mi hep? Tabi tabii Çünkü asıl mütevelli, nazır, cabi bu görevlileri Her vakıfta bu görevli olmak zorunda mı peki? Yani vakfiyeler bu manada bunlara sahip olmakla mükellef mi? Tabii tabii. Vakfiyeler bize bu konuda bilgi hepsi bilgidir. bilgi verirler. Çünkü yani bunun idaresi ne olacak? Vakfı yapan vakıf vefat ettikten sonra ortada mı kalacak? Ya şöyle vakfın kendi hayatında bütün vakfı kendi yönetmek gibi bir salahiyeti var mı? Var tabii. Kendini mütevelli olarak atayabilir ya. Yani. Atayabilir ama atamayabilir de bir başkasını da görevlendirebilir. Eyvallah. Ama kendisinin vefatından sonra vakfın nasıl yönetileceğine dair de hükümleri yine vakfiyede elbette buluyoruz, buluyoruz. buluyoruz. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Şimdi hocam belki söyleyecek de burada konuşulanları ekleyeceğiniz de olabilir ama ben Cumhuriyete geçişi merak ediyorum. Yani bir vakıf medeniyeti olan Osmanlıdan yeni bir devlete doğru dönüşüm var. Bu dönüşümde sadece devletin adı değişmiyor. Yönetim şekli, sistem pek çok şey değişiyor. Peki bu yeni sisteme vakıflar nasıl adapte edilmiş? Bir ada, o adaptasyon mümkün olmuş mu? Ne şekilde olmuş? Olmuş ki yaşıyor. Yani evet. öyle öyle diyelim. Evet, güzel. Ama e, devletin e, durumu karşısında vakıfların durumunu ortaya koymamız lazım. Evet. Neden böyle yapıldı? E, Osmanlı döneminde Osmanlı bütçesinin 156 katı bir servete sahip vakıf. vakıflar. Abdül, onun için ikinci Mahmut bu serveti kullanmak istiyor. Onu görünce Son, iştahı kabarmış. Evet. Ve ikinci Meşrutiyet ilan edildiğinde Abdülhamid'in taftan indirildiği evet hocam. sene işte 1908, 1908, 9'da indirildi biliyorsun ama 8'de ikinci Meşrutiyet ilan edildi. İstihdamdaki vakıflar idaresinin payı %8.60. İşçi yani isti, işçi ihtisam. Yani istihdam. devlette memur olarak çalışan insanların %8.60 küsürünün maaşını efkabı ı Hümayun Nezareti ödüyor diyor. Osmanlı Cumhuriyet dönemine geldiğimiz takdirde bu biraz daha yükseliyor. İstihdam edilen kamu personelinin %12'si 12 küsürü Efkaf Genel Müdürlüğü'nden maaşını alıyor. Bütün cami görevlilerinin maaşını Vakıflar Genel Müdürlüğü ödüyor. Öyle olunca e, devletin bütçesi 30 bin lira, Efkaf İdaresi'nin bütçesi 3 bin küsür lira. Yani orada da %10 civarında bir paya, paya sahip. Bugün ne oldu diye bakarsan yüzde 0.75, 76, 0.76. Hmm. Devlet çok büyüdü, vakıflar çok mu Üç. daraldı? Evet. Konusu geliyor. Dünyada nasıldı bu? O zaman daha anlamlı olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yüzde üçü vakıf sektöründe çalışıyor. Yani e, Amerikan ekonomisinin yüzde üçüne vakıf kar öngörmeyen e, şirketler sahip. Avrupa'da bu biraz daha yüksek yüzde beş. Onlar yüzde üç ve yüzde beş iken yüzde on 12'den ine ine binde yetmiş yüzde birin altına düşmüş vaziyetteyiz. Şimdi e, 1924'te Şerif ve efkaf vekaleti ilga ediliyor. Diyanet İşleri Riyaseti ve Efkaf Umum Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı olarak kuruluyor. kuruluyor. Ve o kanun 429 sayılı kanun. Çok hı hı. önemli bir kanun bu kanun. Kabul ediliyor. Amiral Brotos diye bir Amerikan sefaretindeki bir askeri görevli Amerika Dışişleri Bakanlığına bir rapor yazıyor. 1872 numaralı rapor halen Amerikan arşivlerinde bulunuyor. Diyor ki devlet yeni savaştan çıktı. Büyük çapta paraya muhtaçtı ve bu parayı kullanmak için vakıflara el koydu. O oh. ve 1926'da tasfiye Harika. projesi için komisyonlar kuruluyor. Ama bütün bunlardan olup gidiyor iniyor filan fakat 1929'lara gelindiğinde İsviçre'den Hans Lehmann diye bir medeni hukuk profesörü Türkiye'ye davet ediliyor. O dönemde biliyorsunuz Nömerk maliyeyi kuruyor. Yani her Avrupa'dan gelen Hintlerin önünden kaçan Yahudi kökenli ilim adamları filan Türkiye'de sistemleri bizim kurumlarımızı oluşturuyor. Vakıfları oluşturan da Hans Lehmann. Hans Lehmann 1929'da bir layiha hazırlıyor. Yani bir kanun tasarısı hazırlıyor. Aslında Adamın e, görüşleri hiç de fena değil. Mesela icaretenli teknik bir konu ama mukatalı vakıfların e, belirli bir tazib bedeli karşılığında mutasarrıflarına devri yerine belirli bir taviz parasının mutasarrıflara verilerek bunun vakıflara kazandırılmasını öngörüyor. Ama bizim adamlar bu işe yani siyasiler daha doğrusu kabul etmiyor. Yanaşmıyorlar, yanaşmıyorlar ve başka Yönlere sapıyorlar ve tabii e, çok üzücü şeyler de oluyor. E, bütün mektepleri, sıpiyen mekteplerini, medreseleri, kütüphaneleri… Hepsini devletleştiriyoruz aslında. E, marif müdürleri satıyorlar. Evet. Yani Kastamonu'da benim tezimde var orada. Hı hı. E, 19 medrese tek tek sayılıyor, satış ilanı çıkarıyor. Açık Söz Gazetesi'nde satış ilanları falan var… Böyle böyle şeyler var ama en sonunda yine de vakıfın ruhaniyeti, vakfın efendim manevi yönü buna ne derseniz deyin bir de tabii vazgeçilemez olduğu da anlaşılıyor. Böyle uygulamalar oluyor ama en sonunda bakıyorlar bu malları değişik yerlere dağıtıyorlar. Harap oluyor her taraf. Bakıyorlar ki bu vakıfların mallarına, bu vakıf mallarına ancak vakıflar bakabilir. Tekrar geri toparlanıyor. 2762 sayılı kanun hı hı. 1935'te çıkıyor, 36'da yürürlüğe giriyor. Orada iyi bir şey yapılıyor. Nedir yapılan? Eski vakıflara yeni kurulacaklara tesis deniyor. Eski vakıflar ayrılıyor. Onlar için müstakil bir kanun çıkarılıyor. Evet. Bu kanun eski vakıfların varlığının devamını sağlıyor. Demek ki yaptıkları hatalı işlerden dönmüş oluyorlar veya biraz tamamen değilse devletin, değil, devletin gelirleri arttığı için vakıfların gelirlerine el atma e, ihtiyacını e, ortadan kalkıyor. ortadan kalkmış oluyor ve Ankara'yı vakıflar inşa ediyor başkent olmuş Ankara hamamlar vakıf olmayan bir hamam yoktur hocam hı hı. bütün hamamlar vakıftır yani hamam vakıf su vakıf bilmem ne ama devlet Seçilmiş milletvekilleri gelmiş, kalacak yer yok. Yabancı misyon şefleri geldiği zaman yatacak otel yok. Yine vakıflar eliyle bu hizmetler yürütülüyor. Ankara Palas, işte evet. birinci vakıf apartmanı vesaire, bütün bunlar vakıflar eliyle yerine getiriliyor ee, ve e, bu kadar büyük cumhuriyeti desteklediği Osmanlı dönemindeki yenilikleri desteklediği halde e, ona Yaptığı iyilik kadar bir karşılık görmediği anlaşılıyor. Ama sonunda dediğim gibi böyle müstakil bir kanun çıkması ve yeni ile eskinin ayrılmış olması yine de eski vakıfların varlığının devam etmesini sağlamış oluyor. Hatadan da dönülmüş oluyor. Değil Tamamen değilse bile belki kısmen tamamına geri dönüş Şimdi oluyor. Şimdi ne yapılabilir ya? düşünmek, lazım. düşünmek lazım. Şimdi evet. ne yapılabilir? Yani bu böyle yani merkezi yönetim kuruldu. Osmanlı döneminde buna ne dediler? Yani bunu çok ideal mi kabul ettiler, buna itiraz edenler oldu mu? Evet. Cumhuriyet döneminde bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar var. Mesela Hayri Efendi zamanında vakıfların idaresinin merkezi yönetim içerisine alınması gerçekten gerekli midir diye devlet adamlarından görüşler alıyor. Hı hı. Ve bunun yanlış olduğunu aslında Osmanlı da fark ediyor evet. ama Birinci Yan Harbi çıkıyor ve devlet yıkılıyor gidiyor. Cumhuriyetin ilk başında bu mesele uzun uzun tartışılıyor. Komisyonlar kuruluyor vesaire tartışılıyor. Yani e, menafi umumiye ve meşrutun lehine enfa olacak şekilde yani topluma yararlı ve aynı zamanda bu vakıftan meşrutun aleyh dediğimiz yararlanma hakkına sahip olanların da lehine olmak üzere ne yapılabilir tartışıyorlar. Deminki dediğim olaylar oluyor. Evet. İleri gidiyorlar, geri gidiyorlar. Ama Mehter Marşı gibi. Evet. Ama en sonunda çoğuncu demokrasiye geçiş. Demokrat Parti döneminde bir hamle daha yapılıyor. Olamıyor. Mehtap projesi 60 ihtilalinden sonra hı hı. devlet dairelerinin yeniden koordinasyonu, reorganizasyonunun yapılması için o zaman bir çaba sarf ediliyor. Yine muvaffak olunamıyor. Anap döneminde birinci Vakıf Şurası düzenlendi. Orada da belirli bir mesafe alındı ama olmadı. Şimdi yapılacak nedir? Ben en son bu konuda vakıflar hangi hukuki statüde, idare yapıda bir yönetimle idare edilmelidir sorusuna cevap aramaya çalıştım. Şöyle yapılsın demek doğru değil ama, ama bir ortak artık ortak artık ortak bir akla ihtiyaç var. Gerçekten bilim adamları, hukukçular, efendim siyasetçiler, sosyal bilimciler, tarihçiler, e, sosyologlar Dünyada olup bitenleri de, sivil toplumun yükselen bir değer olması olayını da dikkate alarak bir çalışma yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Bunun sonunda biz ideal şeyler ortaya koyarsak, milli sınırlarımızın dışında kalan, onlara çok fazla değil hiç değinemedik. Hı hı. Ee, Vakıfların mallarının o vakıfları iadesi konusunda bir çığır açmış olabiliriz. Biz burada hatalı bir işlem yapmış olursak oralarda bizim ayaklarımıza dolaşır bizim hatalarımız. Evet. Bu konuyu da bir teklif bir düşünürsün derim yani. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Hocam şimdi modern dönemlerde tabi tarihi anlamda bu bahsettiğimiz program boyunca konuştuğumuz vakıf mantalitesi hem kurulma açısından hem de işletme açısından kısmen değişti. Şöyle ki Vakıf senetleri yine var. ama bu Vakıf senetlerinin içerikleri ya da kuruluş esnasında akar meselesi mesela artık çok da gündemde değil. Modern dönemde bugünlerde kurulan işletilen bir şekilde işleyen kamuya, yarar üreten vakıfların durumu ile ilgili ne düşündüğünüzü sorarak bitirmek istiyorum. Belki yine uzun bir konu ama birkaç dakika içerisinde son dakikalardayız. Evet, yani e, bu müstakil bir program konusu, program, evet. Program konusu. E, ama şunu söyleyelim, e, vakıflar, e, ister Anadolu içinde, Türkiye içinde kalanlar, ...isterse Türkiye dışında olanlar e, ele alındığında bunlar. O bölgelerin tapularıdır. Şimdi e, Kıbrıs'ta eğer bugün söz sahibi ise Türkiye, bu, bu oradaki vakıflar sayesinde söz sahibidir. Veya Balkanlarda birçok e, vakıf mirası e, yok o, olmuştur. Ama bunların bir kısmını bugün e, ayakta tutmaya, restore etmeye, yeniden onları işler hale getirmeye... E, çalışıyoruz. Yani çıkanın yaptıkları var hı hı. E, vesaire. Bu bütün bunlar e, vakıf müessesesinin ne kadar köklü bir müessese olduğunu ve bu e, bugüne ve geleceğe yönelik büyük hizmetlerin e, bu yolla e, görülebildiğini bize gösteriyor. O bakımdan bir e, Gençler bu konuda eğilmeliler. hukukçular özellikle hukukçular eğilmeli, iktisatçılar eğilmeli e çünkü vakfın aslında bir de iktisadi yönü var. E, Nazif Bey sosyologlar dedi, tabii sosyologlar da e, çok e, bu konu üzerinde e, düşünceler üretmeliler ve geleceğe yönelik bu vakıfları daha işler hale daha yararlı hale. Çünkü bunlar toplumun yararı için kurulmuş müesseseler oldukları gözden ırak tutmamalıdır diyorum ben. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı hocam ekleyeceğiniz? Yani konu çok uzun ve sizin çok söyleyeceğiniz doğru. çok şey var biliyorum Mesela ama Kıbrıs bu konuyla ilgili. Hocam Kıbrıs'ta evet. uğraşıyoruz. Bir iki rakam söyleyeyim size Kıbrıs'ta ilgili. Bir defa Türk cemaatinin varlık olarak ayakta durabilmesi vakıflar sayesindedir hocamın dediği gibi 1933'lerden itibaren e, Türk toplumunun bizim vakıflarımıza el koydunuz müftüyü ortadan kaldırdınız bizi manevi başsız bıraktınız diye ilk nümayişlerini yapıyorlar sonra e, işte 1955'te vakıfların yönetimi e, Türk cemaatine devredilmiş oluyor Kıbrıs'ın yüzde 14'ü vakıf. Yüzde on 14, çok büyük bir oran. Yüzde 14'ü vakıf. Kapalı Maraş'ın yüzde yüzü vakıf. Üç vakfa ait. Bütün belgeleriyle ortaya koymuş vaziyetteyiz. Ve oradaki mal sahibi diyen insanlar mal sahibi değil, bu tasarruf. Evet. Çünkü İngilizler kira veriyorlar. Bu o kadar önemli bir iş ki dediğim tarzda eski ve yeni vakıfları da göz önüne alacak şekilde hem kamunun hem vakıfların lehine olacak bir çalışmanın uzun soluklu yapılması, objektif ve bilimsel kriterlerle yapılması ve gerçekten bir çözüm olması lazım. Bugün Marif Vakfı dünyanın dört bir tarafındaki okulları teslim almak suretiyle eğitim faaliyeti gösteriyor. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın dört bir tarafında Camileri yapılıyor, efendim, yaptırıyor, oradaki insanlara yardımları götürülüyor. Demek ki hala vakıflar çok fonksiyonel Kesinlikle. kurullar. Aynı zamanda bunlar sivil toplum kuruluşları. Vakıflar sivil toplum kuruluşu mu değil mi? Bunu da konuşmamız lazım. O da ayrı bir taş. O da, taş. da ayrı bir konu. Evet. Sivil toplumun fevkında bir kuruluştur diye benim bir yazım var bu konuda. Evet. Yani vakıflar sivil toplumun fevkında üstünde bir yapıya sahiptir. Hocam. Evet. E bir iki cümleyle şu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Mevcutta vakıflar genel müdürlüğünde de uzun yıllar görev yaptığınız için e, mevcutta vakıflarla ilgili kurulum şartları ve mevcut bugün modern anlamda yeni kurulan vakıflarla ilgili süreçlerin kurulum süreçlerinin e, de yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor mu sizce? Mutlaka gerekiyor. Bir defa sermayesiz Evet. Efendim temelsiz, parasız vakıf olmaz. Yani bir erdem sahibi olacak, bir de mal olacak. Yani mal yok vakıf kuruyor. Mesela bu bu halledilmesi lazım. Akar olacak. A, evet, akarsız. Akar, akar gelir olacak. E, aynı zamanda idarenin vatandaşlara güvenmesi gerekir. Yani vatandaşı sanki hırsız gibi bakıp iki de bir fetiş göndermek, efendim onları sıkıştırmak, ceza yazmak filan gibi işlem yerine toplumu bu konuda bilinçlendirmek evet. ve vakıfların daha rahat bir şekilde hareket edecek hale getirilmesi gerekir. Bu bakımdan da yönetimin merkezi hükümet içerisinden biraz bağımsız hale getirilmesi gerekir. Daha özel bir yapı. Daha özel bir yapı evet. olması gerekir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza dilinize sağlık. Bize çok teşekkür ederim. Konu gerçekten derya bir konu ee, ama biz bugün burada kısa bir özetini e, sizlerin çalışmalarının özünün özünün özünü belki e, burada sunma imkanı bulduk. Hem Nazif Hocama hem Mehmet Hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda hocam. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Profesör Doktor Mehmet Şeker ve Doktor Nazif Öztürk hocalarımız da bugün biz İslam medeniyetinde vakıfları ve vakıf hizmetlerini konuştuk. Tabii vakıf dendiği andan itibaren başlayan e, efendim. Literatür ve bu alanda söylenecek sözün haddi hududu yok ama biz bir buçuk saatlik süre içerisinde farklı bakışta bugün hocalarımızla bu konuya bir giriş yapmış olduk. ümid ediyoruz ki hocalarımızın da ifade ettikleri gibi konunun yeniden düşünülmesine, yeniden konuşulmasına, yeniden masaya gelmesine vesile olur ve biz de burada efendim bu konuda bu küçük katkıyı buradan sunmuş oluruz. Tekrar yeni bir farklı bakışta görüşmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz hoşçakalın.